Evet. Hadi bakalım. Bismillah. Başladık. Ne diyor şimdi ilk sorumuz? Bir ADC üçgeni çiziliyor. ADC açısı 50 derece olacakmış. Bir de B eleman AD olacak biçimde BC çiziliyor diyor. Şimdi bir deneyelim. Şöyle bir üçgen alalım ilk önce. Bir ADC üçgeni çizelim bakalım. Şöyle rastgele bir ADC üçgeni çizdim dostlarım. Şuraya A diyelim. Şurası D, şurası da C. ADC açısı 50 derece olacakmış. Bunu da gösterdik. Şimdi AD'nin üstünde bir B elemanı alıyoruz, bir B noktası ve BC'yi çiziyormuşuz. Sonra AB AC'ye ve o da CD'ye eşit olacakmış arkadaşlarım. Biz o zaman biraz daha düzgün çizmemiz gerekiyor şekli ama neyse şuraya da bir idare edelim. Şöyle bir B noktası aldık. AC, DC ve AB üçü de birbirine eşitmiş. Sonra da diyor ki şu BC'yi de birleştirin diyor. Hadi onu da yapalım. BC'yi de birleştirelim. Tamamdır. Bunu da hallettik. Böyle olduğuna göre diyor BCD açısı yani şuradaki açının ölçüsü kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi gelin şuradan başlayalım biz. Bakın şu ikizkenarı görelim. Bununla bunun eşit olmasını konuşalım öncelikle. İkisi birbirine eşitse şu Denizli ile Adana açısı da eşit olacak. Hemen buraya 50 derecemi yazdım dostlarım. Şimdi de şu ikisinin eşitliğini bununla bunun eşit olmasını kullanıyorum. Taban açıları şuradaki açılar olacak. Bununla bu birbirine eşitmiş. 50 ise burası 130 kaldı şu ikisine. 65, 65 bunları da parçaladım dostlarım. Şimdi son olarak da şunu görelim arkadaşlar. Bakın şuradaki üçgende iki iç açının toplamı yani şu x ile şu 50'nin toplamı 50 ile x'in toplamı üçüncü açının yani şurasıdır bizim üçüncü açımız dışına eşit. Yani 65'e eşit olacak. X'i buradan 15 bulduk arkadaşlarım. Birinci sorunun cevabı 15'miş. Paketledik, geçtik. Hadi geçelim ikinci sorumuza. Şimdi bunu kapatmam gerekiyor galiba, değil mi? Kapatınca da siliniyor hepsi. Neyse, devam edelim biz. İkinci sorumuza geçelim. Evet, bakalım bu ne diyor? Bir ABC eşkenar üçgeni çizin diyor dostlar. Hemen şuradan üçgenimizi alalım ve bir ABC eşkenar üçgeni çizelim. Çizdik. A, B, C. Sonra diyor ki D elemanıdır AB'nin, E de elemanıdır AC noktalarını alıp DE paralel BC olacak biçimde DE çiziliyor. Tamam, bunu da yapalım. Şimdi şuradan D ve E noktalarını aldım ve DE paraleldir BC olacak şekilde DE'yi çizdik. BC kenarında diyor. N ve K noktaları alınıp DEKN karesi oluşturuluyor. Şimdi şuradan da bir karemizi oluşturalım. DENK. Harf sırasına göre yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bak Denizli burada, Edirne burada sıradaki NK noktasıymış. Sonraki N noktasıymış. Yani K'yı buraya, N'yi buraya yazmayalım. Harf sırasına göre yerleştirecekmişiz bunları şu verilen harf sırasına göre. Sonra da diyor ki AN kesişim DE. Şimdi AN ile de DE'yi kesiştirelim. Arkadaş ne kadar çok bilgi varmış soruda ya. Kesiştirdik ve bunların kesiştikleri yerde T noktasıymış. Şuraya da T'yi yazdık. Sonra da bize diyor ki ATE kaç derecedir diye de bir soru soruyor. Güzel bir soru olmuş arkadaşlarım. Hemen başlayalım çözmeye. Şimdi öncelikle bu bir eşkenar üçgendi. Şu 60 derecelerimizi bir yazalım bunun her tarafına.
Şurası da 60 derece olacak. Sonra bu adam bu adama paralel olduğu için yöndeşlikten şurası da 60 derecedir. Burası da 60 derecedir diyelim. Yani üstteki üçgende bir eşkenar üçgen çıktı. Şu kenarlarına aynı simgeyi koydum. Bakın karenin de bir kenarına bu simgeyi koyduğum için diğer bütün kenarlarına da aynı simgeyi yerleştirdim ve şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. İşte bu ikizkenar bize soruyu çözdürecek. Bakın şurası da 90 derece ve toplamı buranın toplamı 90 artı 60'tan 150 derece geldi. 150 şuradaki açılarımızda ikizkenar açılar olduğu için eşitler birbirine. Toplam 30 derece kaldı bunlara. 15-15 paylaştılar. Yani şurası kesin 15 derece artık. Bakın x'i de şöyle bulalım. Şu 60 ile şu 15'in toplamı, iki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için ikisinin toplamı x'e eşit olacak. 75'miş bu sorunun cevabı. Bu biraz güzel soruymuş herhalde değil mi arkadaşlarım? Böyle üçgende açıda bizi zorlayabilecek tarzda bir soruymuş. Evet, bu da böyleymiş dostlarım. Geçiyorum bunu da. Geliyorum 3. sorumuza. Bakalım 3 numarada ne var? Evet. ABC üçgeni D elemanıdır BC. Hadi hemen çizelim. Şimdi düzgün çizeceğiz diye bir kural yok. Öbürüyle çok uzun sürüyor arkadaşlarım. Şöyle biz çizelim. Bir ABC üçgeni varmış. D elemanıdır BC ve BAD ile DAC eşitmiş. Yani D noktası şu açıortayın tam indiği yerdeki noktaymış. Çünkü BAD ile DAC birbirine eşitmiş dostlar. Sonra da diyor ki AD DB'ye, o da AC'ye eşittir diyor dostlarım. Tamam. Buna göre ABC kaçtır diye de bir soru sormuş. Şuradaki açıyı istiyor bizden. Hadi hemen şu ikiz kenarı kullanalım. Önce bir kalemin rengini kırmızı yapayım. Şununla bunun eşitliğini kullanıp şuraya da x diyebilirim diyorum dostlarım. İkisi eşitse taban açıları da x, x. Sonra bu x ile x'in toplamı iki iç açıdır. Şu üçüncü açının dışına eşit olacak. Burası da 2x oldu. Sonra bununla bunun eşitliğini kullanıp şuraya da 2x derecedir dedim. Ve yine şurası açıortay olduğu için buraya da x dedik. Bakın şu üçgenin iç açıları toplamı 5x yaptı. Ve 5x 180 ise x eşittir 36 dedik. Bize de zaten 36'yı, x'i soruyormuş dostlarım. Gömdük gitti soruyu. Hadi gelelim 4 numaraya. Şimdi burada da bir ikizkenar üçgen çizin diyor. Hemen çizmeyi deneyelim. Şöyle bir AB ile AC birbirine eşit olacakmış. Bir ikizkenar üçgen çizdik. Pekala. Sonra bir BD doğrusu çiziyoruz. AC ile kesiştiği nokta T olacakmış. İşte burası çok önemli çocuklar. İyi dinleyin burayı kardeşlerim. Bakın bir BD doğrusu var. Şimdi bu BD doğrusunu şöyle dışarıya doğru çiziyorum ben. Niye hocam böyle yaptın? Hani BD niye AC'nin tam şurasında durmadı, bitmedi? Ya da içinde niye bitmedi? Şimdi içinde bitmeyecek. Çünkü bir kere AC ile kesişiyormuş BD. Yani bunları bir kesiştireceğiz mecbur. O yüzden ya üstünde ya da dışında olacak kardeşim. Ve kesiştikleri nokta farklı bir nokta, T noktası olduğu için demek ki D burada bitmiyor. Devam ediyor D. Dışarıya doğru uzattım. Kesiştikleri nokta T'ymiş. Onu da burada gösterdim dostlarım. Sonra da diyor ki BC eşittir CD olacak biçimde şu CD'yi de çizelim. Bunlar da eşitmiş. BD'yi çizdik, CD'yi çizdik. BAC 40 dereceymiş dostum. Bunu söyleyelim. ACD 30 dereceymiş. Hadi bunu da yazalım.
Bize de C, D, B. Bundan sonrası gayet kolaydır dostlar. Önce şu ikiz kenarı paketleyelim. Bakın şu madem ki bir ikiz kenar üçgen, hemen tepesi 40 olduğu için taban açılarına 70-70 kalacak. Buranın tamamı da 70. Şimdi şu ikiz kenarı kullanalım. Şu S kenarlarını. Buranın ölçüsü 100 derece. Madem ki 100, 80 kaldı şuradaki eşit açılarımıza. Şunlara 80-80, toplamda 80 kaldı. Ve 40-40 paylaştılar arkadaşlar. X de 40 çıktı. Evet, şu hareket güzeldi dostlar. Şu olay. Buna dikkat etmemiz lazım. Burada birçok öğrenci düşüyor kardeşlerim. Sizler düşmeyin inşallah. Anladık mı acaba? Bu arada konuşabilirsiniz arkadaşlar. Yani sesiniz videoda çıksa da bir şey olmaz. Tamam. Hatta anlamadığınız bir yer varsa durdurun beni. Sorun yani. Evet, geçiyorum 5 numaraya. Kaç soru varmış toplam, baktınız mı? Yetişebilecek miyiz ya? Kaç? 20'dir ya, o 10 değildir. Evet, burada da diyor ki ABC açısı 120 derece olmak üzere. Şimdi B köşesindeki açı 120 olacak. Şöyle biraz geniş bir açı çiziyorum bunu. Şurası B olsun ve 120 derece olsun arkadaşlarım. Bir ABC üçgeni çizdim hemen. Sonra D elemanıdır AC ve BD eşittir DC. AD de AB'ye eşit olacakmış dostlarım. Şuralarda böyle göz kararı bir D noktası aldım. BD eşitmiş DC'ye ve AD de eşitmiş AB'ye diyor. BD'yi çiziniz dedi. ACB açısı kaç derecedir diye soruyor. Şuradaki X'i istiyor kardeşim. Bak neler yapacağım. Şimdi önce şu alttaki ikiz kenarı kullanıp şuraya da X olduğunu söyledim. X ile X'in toplamı 3. açının dışına eşit. Buraya 2X dedik. Şimdi şu ikiz kenarları kullanıyorum. 2X ise burada 2X olacak ve soru bitti. Bakın burası 3x ve 120 idi orası dostlarım. Demek ki x eşittir 40 çıktı. Sorunun cevabı Adana'dan geldi dostlar. Geldik biz de 6 numaralı soruya. Evet, AB AC'ye, o da AD'ye eşit olacak şekilde iki tane üçgen çiziyormuşuz. Dur bakalım şimdi. Bir ABC üçgenimiz var. Bunu bir çizelim. ABC'yi çizdim. Şurası C, burası B, burası da A. Ve AB AC'ye eşit. Sonra da ACD üçgeni çizeceğiz ve bu da AC'ye eşitmiş. Şöyle olacak o zaman arkadaşlarım. Bu da böyleymiş. Evet, şimdi oldu. DAB şuradaki açının tamamı 70 derece olduğuna göre DCB bize de şuradaki açıyı soruyor kardeşim kaçtır diye. Hemen şu ikiz kenarların eşit açılarına X, X, şu ikiz kenara da Y, Y yazdım. Bana X artı Y'yi soruyor şimdi. Ve bakınız şeklimiz aslında bir dörtgen. Ve dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Hemen toplayalım. X var, X var, Y var, Y var. Yani 2X, 2Y, bir de tepede 70 var. Bunların toplamı 360. Bu durumda 2X ile 2Y'nin toplamı 290. 2'ye böldüm. X ile Y'nin toplamı 145 geldi. Zaten bize de X ile Y'nin toplamını soruyordu. Cevap Ceyhan'dan geldi dostlar. Evet, 7 numaradayız. Bir ABC üçgeni çiziliyor ve D elemanıdır BC ve BAD DAC'ye eşit olacak şekilde diyor. Bakın yine bir açıortay çizecekmişiz. Şurada bir yerde çizmeye çalışalım. Nerede çizelim?
Bunu yukarısında çizelim olmadı ya. Şurada çizelim. Neyse şıkları görmesek de olur. Şurada çizeyim arkadaşlarım. Burayı bir silelim. Önceki sorunun çözümlerini. Evet, hadi bakalım. Şimdi bir ABC üçgeni çiziliyor dedi. Hemen şöyle bir ABC üçgeni çizmeye çalıştık. Diyor ki BAD DAC'ye eşit olacak şekilde bir D noktası var BC'nin üstünde. BAD DAC'ye eşit. Yani bu yine bir açıortay oldu. Sonra AD çiziliyor ve E elemanıdır. AD BE ile de BD eşit olacak diyor dostlarım. Şimdi öyle bir şurada E noktası alın ki diyor AD'nin üstünde BE ile BD birbirine eşit olsun diyor. BE'yi çizin diyor. Çizdik. ABE şurası 36 dereceymiş. ACB B şurası kaç derecedir diye bir soru soruyor. X'i de buraya yazdım. Şimdi şu eşit açılara A diyelim. Bakın şu üçgende, şu içini boyadığım üçgende 36 ile A'nın toplamı şu üçüncü açının şu dışına eşit değil mi dostlarım? Burası 36 artı A olacak. Şimdi bu ikizkenar olduğu için burada 36 artı A'dır. Ve şimdi de şu üçgende dostlar X ile A'nın toplamı iki iç açıdır. Üçüncünün yani şunun dışına eşit. 36 artı A'ya eşit olacak. Yazalım. X ile A'nın toplamı 36 artı A'ya eşit. A'lara bay bay dedim. Bakınız X 36 çıktı dostlarım. Cevabımız 36'ymış. Hemen işaretleyelim. Adana'dan geldi cevap. Evet. 8. sorudayız. Diyor ki bir ABC üçgeni ve BE ile AC'nin kesişimi D olacak şekilde BE çiziliyor. Bakın işte yine aynı muhabbeti yapacağımız soru şu bir tane soruda yaptık ya bu kesişim noktası. Şimdi buna da dikkat edin arkadaşlarım. Şöyle bir ABC üçgeni çizelim. Şimdi BE ile AC'nin kesişimi normalde BE'yi şöyle uzattığımda hani E'yi burada bıraksaydım şöyle BE ile AC kesiştikleri noktanın E olması lazımdı. Ama diyor ki kesiştikleri nokta başka bir harf. E dışında bir harf. D. O yüzden bu demek ki BE şöyle üçgenin dışına doğru uzuyormuş arkadaşlarım BE. Kesiştikleri nokta da burası D noktasıymış. E noktası ABE üçgeni çiziliyor. Tamam. E noktasıyla birlikte şuradaki ABE üçgenini çizdik. Ve diyor ki AB diktir AE'ye. Şurası 90 dereceymiş. Sonra AE'ye K derseniz diyor BE. Şuranın tamamı 2K'ymış. Oba bak. Bizim aşık olduğumuz bir üçgen çıktı arkadaşlarım burada. 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı K? 30'un değil mi? Hemen demek ki şu B açısı 30 karşısına K. Burası da 60'mış arkadaşlarım. Bunu da söyleyelim. BAC 50'ymiş dostlar. BAC açısı şurası 50. O zaman buraya 40 kaldı diyelim. ACB 60'mış. Onu da burada gösterelim. EBC kaçtır diye bir soru soruyor. Şuradaki açıyı da bizden istiyor X. Zaten birçok farklı yolla çözebiliriz bundan sonrasını da. Biz şu üçgeni bir görelim arkadaşlarım. Şunu. Bakın 50 var. 30 var. 80 yaptı. 60 var. 140 yaptı. Demek ki X'e 40 kalmalı ki
Toplam 180'e ulaşabilelim arkadaşlarım. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 9. sorumuz. Diyor ki ABC eşkenar üçgen. Hemen bir çizelim ABC eşkenar üçgenimizi. Şu A'yı, B'yi, C'yi yazdık. Bu sene MSÖ'yü de fark ettiniz mi? Neredeyse hani soruların yarısına yakını hep böyle çizmeli soruydu. Girdiniz değil mi MSÖ'yü arkadaşlar? Pekala. BE ile AC'yi kesiştireceksin diyor. Bak yine farklı bir harf var. T'de kesişiyorlarmış. Demek ki BE yine üçgenin dışına doğru taşıyor arkadaşlarım. T noktasında kesişiyorlar. Ve B, E, A, X derece oluyormuş. Şu B, E, A açısını gösterelim. Burası da X dereceymiş. E, C çizelim onu. Dikmiş B, C'ye. Tamam, çok güzel gözükmedi ama şurası 90 dereceymiş dostlar. Ve E, C eşitmiş B, C'ye. Yani hem dik hem de eşitse İkizkenar dik üçgen var demek ki 45-45'lerimizi de yazalım. Sonra AE'yi çizdik, BE'yi çizdik ve CE'yi çizdik. B, E, A, X kaç derecedir diye de bir soru soruyor. Tamamdır. Şimdi bu üçgen başlangıçta bir eşkenar üçgendi. Yani şurası 60, şurası 60, şurası da toplam 60'tı, 15 kaldı ve bu kenar da bu kenara, bu kenar da buna eşit dostlarım. Şuraya da 30 derece kaldı. Şimdi bakınız şu eşitliği görünce soru bitti. Tepesi 30 derece olan bir ikizkenar üçgen. 150 kalıyor taban açılarına, 75, 75 paylaşıyorlar. Demek ki x 30 olacak ki 75 olsun arkadaşlarım 45 ile toplanınca. Evet, 9'da tamam. 10 numaraya geldik. C açısının 180'den büyük olduğu iç bükey, konkav bir dörtgen çizin diyor arkadaşlar. Şimdi çizmeye çalışalım. Bizim bumerang dediğimiz üçgeni çizeceğiz dostlar. Şöyle bir şey. Şu bizim iç bükey dörtgenimiz ve C açısı da burasıdır dostlarım. C. Bakınız C'nin şurası 180'den büyük bir açıdır dostlarım. Peki A, B, C burada, buraya da D yazdık. Sonra A açısı 40 derecedir. Denizli açısı 50 derecedir. BCD şurası 110 dereceymiş. B açısı kaç derecedir diye çizdikten sonra görüyorsunuz dünyanın en basit sorusu. Hepimiz bumerang kuralını biliyoruz. Şunların toplamı, şunun, şunun ve şunun içerideki açıların toplamı dışarıdakine eşitti. 90, 90 ile 20'nin toplamı 110'dur. Cevap 20'dir diyebiliriz dostlar. Evet, 11. sorumuz. Bakalım bu ne diyor? Bir ABC üçgeninde şöyle açılar arasında böyle bir ilişki varmış. Şimdi üçgenin biz açılarının toplamının 180 olduğunu biliyoruz zaten değil mi dostlar? ABC'nin toplamı 180. Bak burada 2A ile 2C'nin toplamının 3B'den küçük olduğunu söylemiş. Hatta şurayı bir düzenleyeyim ben. İki parantezine aldığımda A açısıyla C'nin toplamı, 2'yi de buraya bölü olarak atıyorum, küçükmüş 3B bölü 2'den. İşte A ile C'nin toplamı 3B bölü 2'den küçük dostlarım. Şimdi getirip şuradaki A ile C'nin toplamına ben direkt 3B bölü 2 yazsam. 1B burada var zaten, şu B. A ile C'nin toplamına da 3B B bölü 2 yazıyorum. Yani normalde A ile C'nin toplamından biraz daha büyük bir şey yazıyorum değil mi? Bakın 3B bölü 2
daha büyük bir sayıymış A ile C'nin toplamından. Daha büyük bir sayı olduğu için buraya da getirip A ile C'nin yerine biraz daha büyük bir sayı yazdım. O zaman çıkacak sonuç 180'den biraz daha büyük olacak demektir bu dostlar. Şuraya da büyük 180 yazdık. Şimdi düzenleyelim bunu. 2B 5B bölü 2 büyüktür 180 oldu. 5'e bölelim, 5'e bölelim 36. Demek ki B büyüktür 2 tane 36. 72'den oldu dostlarım. Şimdi B 72'den büyük. 73, 74, 75 diye gidiyor. Bana da en küçük kaç olur diye sordu. 73'ü işaretledim arkadaşlarım. En az 73 olurmuş. 12'ye geldik. Bir ABC üçgeninde B açısının iç açıortayı ile A açısının dış açıortayı D noktasında kesişiyor. Hemen gösterelim bunu. Bir ABC üçgeni çizelim. Şöyle A, B ve C. Şimdi diyor ki A'nın dış açı ortayı, B'nin de iç açı ortayı bir D noktasında kesişiyormuş. Gençler, siz istiyorsanız bir teneffüs yapın. Ben şimdi durdurmayayım bunu. Çünkü nasıl durduracağımı bilmiyorum. Devam edeyim ben, tamam mı? Siz teneffüs yapın. Gelin istiyorsanız. Ben çözmeye devam edeceğim ama. Evet. A'nın dış açıortayını D'de, B'nin de iç açıortayını çizdik. Denizli noktasında kesiştirdik. Şimdi bu Denizli noktası özel bir noktaydı bizim için. Dış teğet çemberin merkezi diye geçiyordu arkadaşlarım. Dış teğet çemberin merkezi. Yani iki dış bir iç açıortay geçecek arkadaşlar bizim dış teğet çemberimizin merkezinden. Böyle söylemiştik. BDA'yı, BDA şu açıyı 75, yok bu açıyı soruyor pardon. Nereyi 75 vermiş? ACD'yi. Şunu çizdiğimde ACD 75'miş. Buna göre de x kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi bildiğimiz şey şuydu. Dış teğet çemberin merkezinden iki dış bir iç açıortay geçecek. Şimdi A'nın dışı B'nin de içi geçtiğine göre C'nin de dış açıortayı geçecek. Demek ki bu da 75. 75, 75, 150. Şuraya 30 kaldı. Ve bundan sonrasını dostlarım şu kolay pratik yolumuzla hemen halledebiliriz. Dedik ki bir soruda bir dış açı ortay ile, bakın bu dış açı ortay, bir iç açı ortayın arasındaki açı bizim kullanmadığımız, bakın A'nın dış açı ortayını aldım, B'nin iç açı ortayını aldım, C'deki açıyı hiç kullanmadım, C'yi. İşte bu kullanmadığının yarısı olacak demiştik. Demek ki 15 olacak aradığımız x diyebiliriz dostlarım. Evet, geldim 13. soruya. Hemen bunu da bir şekilde çizelim. ABC üçgeninde B açısı 72. Bunu da yukarıya çizelim ya. Şimdi aşağısı gözükmüyor. Şuradan silgiyi alalım. Şunu bir tertemiz yapalım. Evet. Şimdi ABC üçgeninde hemen çizelim. A, B, C. B açısı 72 dereceymiş. Tamam. AB'nin elemanı olan bir D, AC'nin elemanı olan bir E varmış. Tamam. Şimdi ne diyor bir de? AD 6, DB 2. He, demek ki D noktası şuralarda bir yerde, BD daha kısa, AD de bunun neredeyse 3 katı, 6. Evet, bir de diyor ki bize BC 4'tür. AE ile de bakın E orta noktaymış. AE ile de EC eşitmiş. DE'yi de çizdik.
ADE şurası kaç derecedir diye bir soru soruyor. Hemen çözelim. Bu bizim çok karşılaştığımız bir soru. Bir kenar ikiye bölündüğünde hemen orta taban çizecektik. Şuradan 4'ün orta tabanını çiziyorum arkadaşlarım. Şu adam 4'e paralel. Burayı ikiye böldüğü için mecbur bu tarafı da ikiye bölecek. Toplam 8. Şurası 4. Buraya da 2 kaldı arkadaşlar. Ve 4'ün de orta tabanı olduğu için bu da yarısı oldu. Şimdi bak ikizkenar çıktı burada. Küçük bir ikizkenar. Demek ki bu açımız da x. X ile x'in toplamı bir dış açıya eşit. Burası 2x. Ve 72 ile 2x dediğimiz açı yöndeş. O sebeple 2x 72'ye eşit. X eşittir. 36'yı patlattık gitti dostlarım. Cevap Bursa'dan geldi Goberler. Evet, geldik 14 numaralı soruya. Hemen bakalım ne diyor bu Gobel. Bir ABC üçgeninde C açısı 40. Şimdi çizelim bir ABC üçgeni. Evet, A, B, C. C açısı 40 derecedir diyor. D elemanıdır AC, E elemanıdır BC ve DE diktir BC'ye. Şimdi DE diktir BC'ye ve BE de EC'ye eşitmiş. Şöyle bir şey alacağız o zaman. DE diktir ve BE ile de EC eşitmiş. Şöyle bir şekil oldu. AB de DC'ye eşitmiş. AB DC'ye eşit. Bizim çok klasik kayı kuralı sorumuz oldu arkadaşlar bu. Hemen bakın şu DE yükseklik ve kenar ortay olduğu için ben şurayı da çiziyorum. Şimdi şekil çok hoş olmadı ama burasıyla burası da eşit çıktı kayı kuralı gereği. Demek ki şu da açı ortay oldu. 40 ise şuraya da 40. Buralara da 50, 50, 100. Şurası 80 oldu kardeşlerim. Tabi bunlar ikiz kenar çıktı. Bu açı da 80. 80, 80, 160. Şuradaki açıya da 20 kaldı. Bize de A, B, C şuranın tamamını soruyor. 20 ile 40'ın toplamı 60'tır dedik. Hani biraz daha görseli güzel çizebilirdik ama olsun. Sonuçta gömdük soruyu her türlü. Evet, 15 numaradayız. Yönergeler. Bir ABC üçgeni çiziniz. A'yı da çizdik. DA BC'nin üstünde bir şey var. Neyse dur bakalım ya. Bir ABC üçgeni çizelim de sonrasını okuruz. D elemanıdır BC ve DA diktir AC. Olacak şekilde diyor. Tamam dur. Yanlış çizdik o zaman. Şöyle bir daha baştan yapalım şimdi. DA diktir AC. Tamam. Şimdi DA burası olsun. Diktir AC'ye. AC de bu olsun. DA dik AC'ye. Şuradan da B'yi çizelim. B de burada. Tamam. Şimdi güzel oldu. BAD 30'muş. Şuraya 30 yazalım. DC AB'nin 2 katıymış. K ise şuraya 2K diyelim. Bakın biz ne demiştik? Bize bu arada ACB'yi soruyormuş. Şuraya da X yazalım. Dedik ki bir soruda 90 derece ve 1'e 2 oranı varsa hemen muhteşem üçlü yapın. İlk iş. Şuradaki 90'dan hipotenüse bir kenar ortay indirdim ve 2K'yı K, K, K olacak şekilde 2'ye böldüm. Muhteşem üçlüyü yaptım. Bakın bu da K, buna da bu simgeyi koyalım. Şimdi şuradaki ikiz kenardan X ise buna da X dediğimde 2 iç bir dışa eşit, burası 2X. Sonra şu ikiz kenarı kullandığımda da 2X ise burası da 2X oldu. Şimdi soruda büyük üçgene bakıyorum. Bu açı 120. Şu açı x, bu açı 2x. Yani bir de 3x var.
Toplamları 180. Demek ki 3x 60, x eşittir 20 çıktı sorumuzun cevabı dostlarım. Evet, 16'ya geldik. Dar açılı bir ABC üçgeni şuraya çizmeye çalışalım ilk etapta. Olmadı, üstü sileriz. ABC üçgeninin diklik merkezi K noktasıdır ve AK, BK çiziliyor diyor. Şimdi önce diklik merkezi neydi? Yüksekliklerin kesiştiği nokta. Şöyle kesiştirelim iki yüksekliğimizi. Şurası K noktası, diklik merkeziymiş. AK'yı, BK'yı çizdik. CAK şurası 35 dereceymiş. Bakın hemen 35, 90, şurası 55 oldu. Tam tersi de 55. Şurası 90, 55, şuraya 35 kaldı. Neyi soruyor? K, B, C. Aha zaten buradaki 35'i soruyormuş. Cevap Adana'dan çıktı dostlarım. Evet, 17'ye bakıyorum. B açısı geniş olan ABC üçgenini çiziniz diyor. Hemen bir ABC üçgeni çiziyoruz. Ve B açısını geniş alıyorum arkadaşlarım. Şöyle. ABC geniş açı. D elemanıdır AC ve AD ile de DC eşit olacakmış dostlarım. D, AD ile DC eşit. Demek ki D noktası buranın tam ortasında. Ve DB dikmiş BC'ye. DB dikmiş. Şuradaki DB'yi çizdiğimizde BC'ye dik olacakmış. Görsel yine biraz saçmaladı ama olsun. DB'yi de çizdik. Peki. BD kök 3. BD neresi? Şurası. K kök 3'müş. AB de 4K'ymış. Bunu da yazdık. ABD şuradaki açı X diyelim buna. Kaçtır diye de bir soru soruyor bize. ABD. Şimdi yine bir kenar ikiye bölündüğü için şuradan biz bir orta taban çizelim şu 4K'ya paralel. Ve burayı da ikiye bölsün. 4K'nın yarısı olacak 2K diyelim. Ve bakın burada 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı K kök 3'tür? Tabii ki 60'ın. Şurası da 30 olur. 30'un karşısı da K'dır, K'dır diyelim. Başka, şimdi burası 60. Şurası 120 oldu tabii ki. Bunu söyleyelim. Bize nereyi soruyordu? ABD. ABD şuradaki x'i soruyor. Şöyle bir baktığımda çok da bir şey göremedim açıkçası şu pozisyonda. Şimdi bu orta taban burayı KK diye 2'ye böldü. Şurası 2K, burası 2K. Aslında şekli güzel çizsek belki de kolay bir soruydu ama çizemediğimiz için şu anda çok hoş gözükmemiş de olabilir gözümüze. 2K, şu 3K kare, 4K kare daha. Yok, oradan da bir şey gelmeyecek. Şurayı bulsam mı diye düşündüm ama. He, şurayı göreceğiz. İşte bakın şuradaki paralelliği şu açıyla şuradaki açı yöndeş açı oldular arkadaşlarım. Paralel olduğu için demek ki 90 artı x de 120'ye eşit olacak. 90 artı x 120'ymiş. X eşittir 30 çıktı. Evet, böyleymiş. 18'e bakalım. Pişman oldum lan. Bitsin de. ABC'de dış bükey konveks dörtgeni çiziliyor. Tamam, hadi çizelim. A, B, C, D bir dörtgeni çizdim. A, B, C, D. Sonra AC ile BD köşegenleri çiziliyormuş. Hadi bunları da çizelim.
Evet, ADB, ADB şurası 60 dereceymiş. BDC burada 60 dereceymiş. ABD burası 80. DBC burası da 50 dereceymiş. Buna göre ACD şuradaki x açımızda kaç derecedir diye bir soru soruyor. Dostlar, dörtgende açı sorusu çözüyorsanız bunun 3 şey olma ihtimali var. 1 ya normal götü boklu bir dörtgende açı sorusudur. Zaten sen şöyle açıları yerleştirirsin. Mesela işte 80, 60 daha 140. Hocam şuraya 40 kalıyor dersin. Ne bileyim 50, 60 daha 110. Şuraya 70 kalıyor dersin ama bundan öteye gidemezsin. Zaten dörtgende açı sorusuysa hani bildiğin açıları yerleştirince soru pat diye çıkar. İkinci soru çeşidi Kirişler dörtgeni mi diye bakacaksın sen hemen. Kirişler dörtgeni olması için karşılıklı açıların toplamı 180 olmalı. Ki burada şurası 120, burası 130. Hani toplamları 180 değil, kirişler dörtgeni de değil. Kirişler dörtgeni olsaydı ne yapacaktım? Hemen çemberi çizecektim. Çevre açı, merkez açı muhabbeti yapıp soruyu çözecektim. Üçüncü bakmanız gereken şey ise acaba açıortaylar var mı? Yani şuradaki 60-60'dan bahsetmiyorum. Evet, burada bir açıortay var ama daha çok şöyle size sayıları yerleştirdikten sonra açıortayı görebilirsiniz. Bakın 80, 50 daha 130. Şuraya da 50 derece kaldı ki İşte şu adam bir dış açıortay oldu. Şunu şöyle uzattığımda 60, bak burası da 60. Bu da bir dış açıortay oldu. O halde şuradaki adam kesinlikle bir iç açıortaydır ve şuradaki C köşesi de dış teğet çemberin merkezidir dostlarım. Bu madem ki iç açıortay öğretmenim 20, 20 diye de burası bölündü. Hemen şuradan da paketleyelim. 120 burada, 20 daha 140, 40 kaldı x'imize diyelim dostlarım. Evet, hadi bakalım 19. sorumuz. A açısı geniş açı olan bir ABC üçgeni çiziniz. Hadi çizelim. C, A, B. D elemanıdır AC, E elemanıdır BC ve DE diktir BC. Ve BE de EC'yi tamam yine şöyle yani. Şöyle bir E noktası var, D noktası var ve burayı da ikiye bölmüş bu E. ACB 40, şurası 40. AB DE'nin iki katı. Buraya K, buraya da 2K yazdım. BAC şuradaki açıyı da bize soruyor. Şimdi yine burada evet bir kayı kuralı var mı? Var. Yani ben B ile D'yi birleştirebilirim ama burada orta tabandan soruyu çözeceğiz dostum. Şunu çizdik. 2K'nın paralelini çizdim arkadaşlarım ve orta taban yaptım. Dolayısıyla bu da K. Madem ki K, şurada bir ikizkenar üçgen çıktı hemen karşımıza. Bakın 40, 90, şurası 50 idi, burası da 50. Demek ki burası 130 geldi ki şu açıyla bizim aradığımız A açısı bakın yöndeşler. Demek ki A da 130 dereceymiş dedim. Sen normalde şunu da yapıp şurayı çizip kayı kuralı vardır deyip şunların eşitliğini gösterecektin ama bir sonuca varamayacaktık dostum. O yüzden ben de direkt bunu bildiğim için, gördüğüm için hemen orta tabana giriştim. Evet, hadi son soru gençler. Bakalım ne diyor? AB eşittir AC olacak şekilde bir ikizkenar üçgen çizin diyor dostlar. Hemen çizelim. AB eşittir AC'ye. Şuraya A diyelim, şuraya B diyelim, şuraya da C. AB ile AC eşitmiş. Üçgenin iç bölgesinde bir E noktası alınız. AE eşittir EB ve ABE 10 derece olacak diyor. Şimdi üçgenin iç bölgesinde bir E noktası aldık.
AE ile EB birbirine eşitmiş ve ABE 10 dereceymiş dostum. AE'yi, EB'yi, bir de EC'yi çizin diyor. Hadi EC'yi de çizdik. EAC 70'miş. Bunu yazdık. Şimdi şurası da 10 olur değil mi? Bunu da söyleyelim hemen. 10 derecedir. Çünkü bu ikiz kenar. Şimdi burası toplam 80 oldu. Şunlar da ikiz kenar olduğu için 100 kaldı şu ikisine. 50-50 paylaştılar. Şuraya 40. Buraya da 50 derece yazalım dostlarım. ECB kaç derecedir diye bir soru sormuş. 70'i yazdık mı? Biz yazdık. EBC. Ha yok, ECB kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şurayı da bize soruyor. Oba, bu zor bir soru dostlarım. Gerçekten zor bir soru, şaka bir yana. Bunu şimdi iyi dinleyiniz. Ta senenin başında yaptık biz bundan bir tane. Son soruya da öttürmüş kardeş bir tane. Dedik ki, şimdi bu zor bir soru tipi. Şuna bakacağız. İki tane ikiz kenar üçgen göreceksiniz demiştik. İki tane ikiz kenar. Var mı? Var. Bir de daha önemlisi, asıl önemli olan, farkları 60 olan açılar varsa, farkları 60 olan açılar varsa siz bu soruda taşıma yapacaksınız demiştim arkadaşlarım. Taşıma. Şu ikiz kenar üçgeni alıp bir yere taşıyacağız dostlarım. Yalnız ben bunu şimdi tabii daha güzel bir şekilde çizip çözmek isterim kardeşlerim. O yüzden şurada Paint'i bir açalım. Paint'te çözelim bunu dostlar. Şimdi bir üçgenimiz varmış. Onu buraya çizdik. Şu Fatih kalemi gönderelim bir yerlere. Tamamdır. Üçgeni çizdik. Sonra ne diyordu devamında? AE EB'ye eşit olacak şekilde bir şuradan bir şey alın diyor. AE şöyle yapalım, hatta biraz daha ince, eşittir EB olacak. Şurası E noktası, şurası A, şurası B, şurası C, hatta bir de EC'yi de çizin diyordu. Bunu da çizdik. Sonra başka ne biliyorduk? Şu açıyı 10 derece diyebiliyoruz. Bu buna eşit diyebiliyoruz. Şurası da 10 derece. Hatta 10, 10, 20. Şurası 160 yaptı. Şurasını 70 derece diyebiliyoruz. Şununla şunu ikiz kenar. Tamamı 80, 100 kaldı. 50, 50 paylaştılar. Buraya 40. Buranın da tamamının 50 olduğunu biliyorum. Ve bakın, İki tane ikiz kenar üçgen ve farkları 60 olan 70 ile onu görüyorsunuz dostlarım. Taşıma yapacağımızı anladık. Ben şu üçgeni alacağım. Şuradaki şu sarıya boyadığım üçgeni alıyorum. Şuradaki şu eşit kenarını getirip bu eşit kenarın üstüne yapıştıracağım dostlarım. Olayım bu. Şuraya getirip yapıştırıyorum, bakın. Aynen tuttuğum gibi. Bu üçgeni getirdim, buraya yapıştırdım. Şurası da işte 160'ı buraya getirdim. 10 dereceyi buraya, 10 dereceyi buraya getirdim. Şu araya da 70'ten geriye 60 derece kaldı dedim. Sonrasına bakın dostlarım. Şurada bir 60 ve yine biliyoruz ki aslında şu şuna eşit değil mi? Aynı üçgeni buraya getirdik. Hemen şurayı da birleştiriyorum ki kardeşim, orada bir eşkenar çıktı bak. 60 ikiz kenar. O zaman bu da eşit. Buralarda 60 60 geldi. Şimdi şuraya girişelim. 160 60 daha 220. 220 ise şuraya 140 kaldı. İkiz kenar olduğu için de 20 20 derecede buraya kaldı. Şimdi şurası toplam 30. Buraya da ne kalacak 50 olması için? 20 kaldı ki bize neyi soruyordu bu? ECB. Evet, şuradaki X'i yani 20 dereceyi soruyormuş. Gerçekten güzel soruydu dostlarım. İnşallah anladınız arkadaşlarım. Taşıma sorusu.
Farkları bakın 70 ile 10'u gördünüz. Farkları 60 olan açılar varsa demek ki o ince ikiz kenarı getirip diğer kenarın üstüne yapıştıracakmışız. Evet, test bitti. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.